Efendim sırada tüm öğrencilerimizi ve ebeveynlerimizi yakından ilgilendiren konumuz var. O da matematik. Yani hayatın kendisi aslında. Ama pek çoğumuz malumunuz matematiği böyle sayılardan, problemlerden ibaret diye düşünür. Pek sevmeyiz bir kısmımızda. Tam da bu nedenle matematik sorusuyla karşılaştığımızda kaygılandığımız zamanlar olmuştur. En azından biz sözelciler için bu geçerli. Elimiz ayağımız birbirine dolanır bazen. Peki çözümü ne? Bu işin matematikle baş etmenin bir formülü var mı? Çok kıymetli bir çalışma yapılıyor Türkiye'de kuşkusuz uzunca bir zamandır. Gülçin Ayça şimdi tam da bu soruların yanıtının peşine düşebileceği en doğru yerde. Şirince'deki matematik köyünde Ali Nesin'le konuştu Gülçin Ayça. Sizler için bence çok dikkatli ve ilgiyle takip etmeniz gereken önemli bir söyleşi oldu. İzleyelim lütfen. Sadece bizler değil, yani Türkiye değil, dünya kaygılıymış. Matematik korkulu rüyamız. Gerçekten böyle mi? Veya matematiği artık severek öğrenmenin metodunu bulabiliyor muyuz? Şirince'deyiz, matematik köyündeyiz ve bu köyün kurucusu matematikçi Ali Nesin yanımızda. Efendim şimdi hepimizin kaygısı, ortak kaygısı matematik. Ancak burada farklı metotlarla birlikte bu kaygıyı aslında gidermeye çalışıyorsunuz. Hayır, farklı bir bakış açısı. Hayır, bizim hiç öyle bir niyetimiz yok. Hiç öyle bir niyetimiz yok. Bizim amacımız bilimin matematiği göstermek, olduğu gibi göstermek. Olduğu gibi gösterdiğin zaman illaki sevilecek bir şeydir. Yani herhangi bir konu, sadece bir matematik değil. Felsefesi, tarihi, kilimcilik, her şey güzeldir. Yani insanoğlunun yaptığı ve zaman aşımına uğramamış, zaman sınavından geçmiş her şey illaki güzel olmak zorunda. Biz zaten duygularımızı doğadan aldığımız için. Yani insanlığın uğraştığı her şey güzeldir. Yani. Peki kaygı var tabii Türkiye'de. Dünyada da varmış. Araştırmalar bunu gösteriyor. Kaygı sınavdan kaygı. Kalırım, çakarım, geleceğim etkilenir falan. O kaygı. Onun kaygısı. Özellikle Türkiye eğitim sisteminde başarısızlığa yer yok. Yani öğrenci başarısız oldu mu hayatı kayıyor, bitiyor. Bu çok yanlış bir şey. Kaygı buradan. Yani mesela öğrenci eve gittiği zaman sudoku çözer. Ve onun zorunu sever. Değil mi? Bilmece çözer. Çünkü onun bir bedeli yok. O eğlence olur. Düşünmek eğlencelidir. Ama sonunda bir... Ben de korkarım. Eğer sonunda benim geleceğim etkilenecekse eğer. Değil mi? Yani hepimiz korkarız. Yani düşünün, şimdi sınava alsak. Ve desek ki eğer bu sınıftan çakarsan eğer hayatın kayacak, sokağa düşeceksin. Yani korkarsın yani. Strese gireriz. Yani stres herhalde matematiğin temel noktası. Yani matematikte başarısızlığa temel... Her şey değil midir? Doğru. Yani az bir stres iyidir. Yani o insanı diri tutar, heyecan tutar ama... Onun biraz kaygı olacak mı? Yani hiç mi olmayacak? Sınava girdiğin zaman, hep mi sınava girdiğimiz zaman tabii ki biraz kaygımız vardır. Ama sınavlar ölümcül olmamalı. Yani ben hayatım boyunca başarılı bir öğrenci değil. Hiçbir zaman başarılı bir öğrenci olmadım. Yani çok kaldım, çok sınavlardan kaldım. Hiç umurumda olmadı ama. Çünkü geleceğim söz konusu değildi. Ben biliyordum, ne yaptığımı biliyordum. Ben sınava girmişim, birisi bana not veriyor. Ben kendimi ne yapacağımı biliyorum. Ama Türkiye'de değildim de ondan. Yani, evet. Türkiye'de olsaydım herhalde ben de kaygılanırdım. Ve muhtemelen yaptıklarımı yapamazdım. Böyle bir matematikçi olabilir misiniz? Yani? Olamazdım muhtemelen. Böyle bir stres altında kim dayanabilir ki bu strese? Peki sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu kaygının olduğu araştırmada ortaya çıkmış. Yani %80'i üniversitedekilerin bu kaygı yaşıyor. Dünyada da tabii benzer ülkelerde sınav sistemi de olabiliyor. Onlar neden bu kaygıyı taşıyorlar? Aynı şey. Yani şunu söyleyeyim. Mesela tarih dersinde, tarihten sınava gireceksiniz. Diyelim ki yeni çağ tarihi. İlk çağ tarihini bilmeden bal gibi yeni çağ tarihini sınava çalışıp da geçebilirsin. Ama bu da matematikte öyle değil. Matematikte eğer bir önceki yılın matematiğini bilmiyorsan bir sonraki yılınkini yapamazsın. Yani bir temel lazım, piramit gibidir. Yani, ve yani oradan bir kat eksik olamaz. Bir kat eksik olamaz, dördüncü katı çıkamazsın yoksa. O yüzden daha zor tabii ki. Temel sağlam olacak. Peki aileler burada nasıl bir rol oynuyor? Yani aileden mi geçiyor acaba matematik başarısı? Böyle bir şey var mı? Yoksa o kaygıyı hissediyor mu çocuklar? Aileler çok üstüne düşüyor çocuklar. Çok üstüne düşüyorlar. Sürekli, yani ben aldığım mesajların haddi hesabı yok. Çocuğum 5 yaşında
ne yap, matematikte gelişmesi için ne yapabilirim? Ya bazen kızıyorum artık, geç kaldınız diyorum, hamileyken gelecektiniz diyorum. Yani 5 yaşında çocuğu bırak, rahat bırak çocuğu. Yani zaten bu soyut düşünce ergenlikle birlikte başlıyor. Şimdi bu sınıftan önce başka bir sınıf daha vardı. Onlar 13 yaşlarındaydı. Şimdi o kadar fark var ki görüyoruz çocuklar arasında. İşte kimisi o soyut düşünceye ulaşmış. Kimisi de ulaşmamış ama 6 ay sonra ulaşacak. Mesela görüyorsun onu, o adik farkı. Yani aynı sınıfta aynı yaş çocuklar. Kimisi soyut düşünceye varmış, kimisi varmamış. Ama mesela daha küçük çocuklarda bu farkı göremiyorsun. Ya çok ender görüyorsun. Yani çok akıllı bir tanesi çıkıyor, o olabiliyor. Ya daha büyüklerde de görmüyorsun bu farkı. Ama 13 yaşında, 12-13 yaşlarında o ergenlikle birlikte soyut düşünceye soyut düşünceyi anlamaya başlıyorlar. O yaşta da anlamaya başlıyorlar. Daha önce aileler ısrar etmesinler matematikte. Yani edebiyatta ısrar etsinler, kitap okusun çocuklar. Piyano çalsınlar, satranç oynasınlar, futbol oynasınlar. Efendim mesela pul koleksiyonu yapsınlar. Şarkı söylesinler. Ama lütfen yani bilimde, matematikte ısrar etmesinler. Test çözsünler diye ya, bir mantık var testi, ya. Bırak testi. Ne testi? Ne testi? Yani yok. Testler ne yapıyor? Yani nasıl böyle bu kadar kesin çizgiyle reddediyorsunuz? Yani o testler bir şeyi ölçüyor tabii ki. Yani kaç yaşında giriyor? Üniversite giriş sınavları 18 yaşında giriyorlar. Diyelim ki 17-18 yaşında giriyorlar. O test neyi çözüyor? Neyi ölçüyor? Geçmişte çocuk ne kadar çalışmış? Çalışma gücünü ölçüyor. Yani gerçekten o testi geçenler daha başarılı oldular diğerlerinden. Çünkü çalışma alışkanlığı elde etmiş. İnatçı mesela, anlamadan bırakmıyor. Bunu ölçüyor mesela. Değil mi? Ya daha çabuk kavruyor. Neyse. Ama yani doğru değil o testler. O testler doğru değil. Niye doğru değil? Bir defa çok başarılı, bu testler eğitim sistemini merkezi yapıyor. Nasıl bir merkezi? Merkezi, yani Ankara karar veriyor. Yani aynı sınava 1 milyon öğrenci giriyor. Demek ki 1 milyon öğrenci aynı şeyleri öğrenmek zorunda. Ve aynı yöntemlerle öğreniyorlar. Aynı kitaplardan öğreniyorlar. Benzer öğretmenlerden öğreniyorlar. Aynı binalarda öğreniyorlar. Tatil günleri de, okul günleri de aynı. Müfredatı aynı. Her şey aynı. Oysa Türkiye 80 milyonluk bir ülke. Ve 80 milyon ve homojen bir ülke değil. Çok farklı, değil mi? Fakiri var, yoksulu var, dağı var, bayırı var, şehri var. Şöyle ihtiyaçlar farklı, kapasiteler farklı. Ama mesela Finlandiya öyle değil. Finlandiya 5 milyon. Hepsi uzun boylu sarışın. Hepsi İngilizce biliyor. Hepsinin ekonomik seviyesi aynı. Singapur öyle değil. Singapur da bir şehir. Şehir de Singapur. Küçük bir yerdir. Öyle ülkelerde merkezi eğitim sistemi olur. Türkiye gibi bir ülkede merkezi eğitim sistemi olmaz. İlk ders bu doğrultuda ne oluyor? İlk ders diye bir şey yok burada. Yani ilk ders yok. Yani şeye göre, öğrenciye göre. Tanışma nasıl oluyor? Mesela ilk ne soru sorarsınız? Ne veya ilk ne problem sorarsınız? Veya hayatın içinden ne anekdot sunarsınız öğrencilerinize? Ya her zaman öyle olmuyor. Ya bugün mesela bu son programda öğrencilere bir yarım saat şey yaptım. Sohbet ettik. İşte bir oyun oynuyoruz. Benim 5 liram var, onun 8 lirası var. Yazı tura atıyoruz. Adil parayla %50 yazı tura. Ben yazı gelirse kazanıyorum. Karşımdaki tura gelirse kazanıyor. Ondan sonra yazı gelirse ben kazanırsam, yani ben ondan 1 lira alıyorum. Tura gelirse ben ona 1 lira veriyorum. Ve oyun sürekli devam ediyor. Ta ki ikimizden birisinin parası kalmayana kadar. Bu oyunu kim kazanır? Yüzde kaç olasılıkla yani. Ben de kazanabilirim, karşı taraf da kazanabilir ama belli bir, tabii benim 5 liram, senin 8 liram varsa eğer, senin kazanma olasılığın daha fazla, benimki daha düşük. Bu tam olarak yüzde kaçtır? Tabii sonra buradan da toplumsal bir takım olaylara geliyoruz. Yani pozitif ayrımcılık var ya, yani mesela sen milyarder olsan, benim 1 liram olsa, benim sana karşı şansım çok az olacak bu oyunda. Yani sen çok güçlüsün, ben güçlü değilim, ben mağdurum. Para adilse eğer, benim sana karşı kazanma olasılığım yok. Bak, kazanma olasılığım, oyun bitecek, hemen bitecek. Hiç olmazsa 5-10 yıl yaşayabileyim, değil mi? 5-10 yıl oynayabilirim bu oyunu. Dolayısıyla yazı turayı benim lehime birazcık şey yapman lazım. Biraz ya, para biraz ileri olsun. Ya ben biraz daha fazla kazanayım. Ya bu pozitif ayrımcılık, değil mi? Yani o problem kağıdın üstünde değil ama hayatın matematiğin içerisinde her alanında olduğunu gösteren bir burada problem çözme. Bu doğru değil. Bu dediğiniz doğru değil. Ben bunu yapmıyorum ben. Hayır. Ben soyut düşüncede ısrar ediyorum.
Ama bazen de o soyu düşünce, bazen değil çoğu zaman, her zaman o soyu düşünce uygulaması oluyor. O uygulamada ilginç olduğu zaman gösteriyorum. Ya ben o şeyler değilim. Böyle uygulaması olsun, bilmem nesi olsun falan. Buna, hiç buna değilim. Hiç umurumda bile uygulama. Bazı problemler hiçbir işe yaramayacak hayatlarında. Problemin kendisi bir işe yaramayacak. Ama problemi çözmek için kullandığı yöntem, nasıl yazdığı, nasıl ele aldığı, sistematik olup olmadığı, yani problem üzerine düşünmesi, inat etmesi, bütün bunlar tabii ki hayatın kendisi. Sabır, o problemi sabır da çözmek için hayatın sabır. parçası, hayatın parçası. Ve problemi nasıl alıyor? Hemen cevap vermek istiyor mu? Bak, öğrencilerin çoğu bir soru sorarım. İşte bazen böyle, bazen ders yaparım. Ama bazen ders yapmam. Öğrencileri tartarım böyle. Bazı öğrenciler dinlemek istemezler. Onlar baymışlardır. Pasif olmaktan. Öğretmen geliyor, anlatıyor. Da belki saate bakıyor, geçti bitsin de şu der diye. Sonra o öğrenciyi ben hemen anlarım sizin derim. Onlara anlatmam ders. Bir soru sorarım. Hemen tabii zor soru sorarım. Çünkü 2 saat ders. 2 saati en az 1,5 saati düşünmesi lazım. Zor ama imkansız da soru değil. Yani eğer düşünürse 1 saat, yarım saat, 1 saat, 1,5 saat düşünürse eğer cevabı bulabilir. Bulamasa bile yaklaşabilir. Yani umutsuz, yani öğrenciye umutsuz olacak kadar zor bir soru sormam. Öğrenciye soru sorarım. Şimdi çoğu zaman okullarda hemen bak 3, 5 ya dedim ya yarım saat önce doğru cevabı bulamazsınız. Dinlemezler. 4, 7, 3. En hızlı olan en iyi öğrenci midir? Öyle mi Tabii oluyor? tabii. Başarıya o kadar odaklanmışlar ki. Eğer cevabı bulamazlarsa yani o zaman onlar yoklar. Cevabı bulmaları lazım illa ki. Birkaç defa yaptım bunu. Baktım başa çıkamıyor. Çıkıyorum sınıftan. Diyorum siz aranızda, siz düşünün, aranızda tartışın, birbirinizi ikna edin, bana tek bir cevapla verin. Cevabınız yanlış olabilir ama da kafada atma olmayacak. Yani sen kendi ikna olacaksın ve başkasını ikna edebileceğine ikna olacaksın. Peki öğrenmeye, daha doğrusu matematiği de öğrenmeye yatkın öğrencilerde belirlediğiniz böyle belli kriterler, özellikler var mı? Çok değişiyor, çok farklı oluyor. Merak mı? Yok, 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 yok. Yani hepsinde bir defa şey olması lazım. Yoğunlaşma kapasitesi yüksek olması lazım. Yoğunlaşacak. O ortak özellikleri. Ama mesela psikolojik sorunlu çocuklar da oluyor. Yani geçen yaz bir programda 6 tane psikolojik sorunlu çocuk vardı. 6'sı da muhteşem. Yani her zaman öyle olmuyor. Arada bir oluyor bu ama o programda çok çıktı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Hiç bilmiyor beyin işte yani ben bilmem yani onu bilenler bilir. Ama yani otistik oluyor, işte hiperaktif oluyor. Ne bileyim ben o yani hepsini şey, ama kimisi de gayet normal oluyor. Gayet normal şey eli yüzü düzgün, yakışıklı, güzel ya da neyse. Ondan sonra ayak üstünde duran, toplu sosyal oluyor falan. Öyle de var. Utangaç, yani insan yüzüne bakamayan da var. Böyle hep böyle dolaşıyor. Yani belli olmuyor beyin denen şey. Peki yoğunlaşma dediniz, yani odaklanma olarak mı tabir edelim onu? En fazla da şu anda o 3T, o odaklanmayı bozan etken, yani teknolojik bağımlılık, öğrencilerin en büyük dezavantajı, köstekçisi. O da odaklanmayı zorluyor değil mi? Onu nasıl yaşıyorsunuz, öğrencilerde karşılaşıyorsunuz? Evet, o genel bir şey ve öğrenciler, çocuklar yalnız başlarına kalmıyorlar. Hayat çok hızlı akıyor. Sürekli ya haber var, ya müzik var, ya eğlence var, ya kahkaha var, ya bir şey var. Tek başına bir çocuk, bir genç yarım saat, 1 saat tek başına kalmıyor. Ne zaman tek başına kalırsın? Piyano çalarken tek başına kalırsın. Kitap okurken tek başına kalırsın. Değil mi? Ama buna hep böyle sürekli bir haber şey geliyor. O mesajlaşıyorlar. Değil mi? Hep böyle şey sürekli böyle pimpon topu gibi tak 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 hayat böyle geçiyor. Bir dur böyle bir yarım saat. Ya ben ne yapıyorum, ne ediyorum, neredeyim, amacım ne, niye buradayım, ne yapacağım, ne edeceğim. Yani değil mi? Yani felsefesi de var, şeysi de var, bilimi de, matematiği de var. Yani düşünmüyorlar böyle. Burada onu yapmaya çalışıyorum. Ve 2 saat boyunca mesela ben önce problemi anlatıyorum. 10-15 dakika sürüyor bu en fazla. En sonunda da bir 15-20 dakikada çözüyorum. Yani toplam yarım saat belki çünkü karşıdayım. Geri kalan 1,5 saat boyunca kendi başlarına kalıyorlar. Ve ders sonunda soruyorum. Beğendiniz mi diyorum. Çok güzel, harika ediyorlar. Ne beğendiniz diyorum. Dersi ben. Ne dersi ya? Ders vermedim ki. Anlıyorlar ki kendi zihinlerini beğenmişler. Kendi zihinlerinden hoşnut kalmışlar. Kendilerini sevmişler yani. Ve yani zamanın nasıl akıp gittiğini bilmemişler.
Bizim en güzel zaman, bak sen bir sinemaya gidersin, filme gidersin, korku filmidir, korkarsın. Ya bilmiyor musun ya, o ekran o. O ekran değil mi? Evet. Ekran mı o? Ama korkuyor musun? Niye? Çünkü kendini kaybediyorsun. Bizim en sevdiğim bir kitap okudum. Zaman nasıl bilmiyorum, sabahın 3 olmuş, 4 olmuş, hala okuyorsun. Kendini kaybetmişsin. Biz neden hoşlanırız? Biz kendimizi kaybetmekten hoşlanırız. Değil mi? Bir maratoncu koşuyor. Nafik koştuğu zaman... Sınırlarını zorlamak var mı içinde? O da var da. O başka bir konu. Adelleri iflas eder maratoncular. Şimdi 40 kilometre falan koşuyorlar bunlar. 40 kilometre bilinçli olabilir misin? Ben şu anda şimdi konuşurken unutuyorum kendimi. Ayaklarım ağrıyor. 4 saat ders verdim. Şimdi kendimi düşündüm şimdi. Ayaklarımla arada farkına vardım. Yani sürekli farkına vararak böyle koşamazsın. Kendini unutacaksın. Uzun mesafe koşucu hipnotize olur. Yola bakar böyle. Hep aynı şeyle, hep aynı kadansla, aynı ritimle böyle gider ve kendini unutur. Bu işkence olsa kimse koşmaz ki. Sonra ondan hoşlanıyor. Duşa girdiği zaman, bittiği zaman hoşlanıyor. Çünkü kendisini unutmuş. Biz kendimizi unutmaktan hoşlanırız. Yani bilinçli olduğumuz zaman o pek hoş değildir. Yani, o, tamam, zaman nasıl aktığını bilemedik. Önceler de böyle. Burada. Zaman nasıl aktığını bilemiyorlar. Ve hoşlarına gidiyor. Peki şimdi Şirince köyünde matematik köyü uzun zamandan beri hayatta. Bunun bir de lise olma ihtimali var, beklentisi var. Bu ne zaman hayata geçebilecek mi? Yani bu sizin söyledikleriniz içinde işte matematik formülü verdiğiniz, hani o öğrenmeye açıklar, odaklanmanın olabildiği bir matematik lisesi nasıl olabilecek? Şimdi ben kaç yıldan beri köy var, matematik köyü var? 12 yıl mı oldu? 12 yıldan beri var. Ve daha önce bir geçmişim de var tabii ki. Yani ben çocukluğumdan beri ben ders veririm. Ve özellikle son 12 yılda gördüm ki ben bu işi gayet iyi yapıyorum. Ve dolayısıyla bir lise, yani liseyi yaparım. Yani iyi yaparım gibi geliyor bana. Başka türlü yaparım. Yani okullarda olduğu gibi olmaz. Başka türlü olur. Ve üst kalite olur, üst sınıf olur. Yaparım ama iki tane karşımda engel var. Biri bürokrasi, devlet engeli. İkincisi de para engeli tabii ki. Para için bağışlar, bağış gerekiyor. Halkımız sağ olsun şimdiye kadar bizi hiç yalnız başımıza bırakmadı. Devlet o başka bir şey tabii ki. O bir bürokrasi. Her türlü orijinal fikre karşı bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani farklı bir şey yapamazsın. Herkes gibi yapman lazım. Ya izin ver. Yani bak 62 yaşındayım ben şimdi. Bunca yıldır da bir şeyler yaptım bu toplumun eğitimi için. Değil mi? Bir denemeye hak kazanmadım mı? Bu hakkı ben kazanmadım mı? Bunca yıl emek vermişim, bir şey yapmışım. Yani farklı bir şey yapmak, yani bana güvensin devlet, değil mi? Belki başarısız olabilirim. Ne olacak ki başarısız olabilsem? Yani binlerce başarısız örnekten bir tanesi olurum. Bunun bir zararı yok ki, değil mi? Ve okyanusa bir damla alırmış. Ama ya başarılı olursam? Nasıl olağanüstü bir şey olur? Doğru değil mi? Yani farklı bir şey yapmak istiyorum.